yakalandı. Şimdi sınır içerisi. Günaydın baba, tuttuk. Günaydın kızım. Ellerim yandı. Fırına mı gittin? Hı hı. Hadi siz başlayın. Ben geliyorum şimdi. E otur sen de. Size börek yaptım. Börekleri getireyim. Börek mi yaptın? Hem de en sevdiğinizden. Yaşadık desene. Kızım, al şundan. Hadi bakalım. Oo, hem de kıymalı. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sedefciğim, hadi sen de sen tatlım, bak o kadar uğraştım. Beğendin mi kızım? Hı hı. O zaman eline sağlık desene Derya ablana. Eline sağlık Derya abla. Afiyet bal şeker olsun tatlım. Öğrenecek daha Derya ablası. Olsun canım. Ben teşekkür beklemiyorum zaten. Siz severek yiyin, o bana yeter. Ama sen de yorma artık kendini böreklerle falan. Tamam, sen merak etme canım. Ben ona da iyi bakıyorum. Hepimize çok iyi bakıyorsun zaten. Seni bize Allah gönderdi. Hadi kızım, yesene. Akşam gelirken bir şey lazım mı? Yok canım. Ben doktora gideceğim zaten. Alırım dönerken. Kızım, sen bir şey istiyor musun? Baba, hani söz vermiştin ya. Ne söz vermiştim? Hani o gün gördüğün kırmızı elbiseyi alacaktın ya. Aybaşı gelsin alırız demiştin. Ha, doğru. O zaman ben para bırakayım size. Siz bugün çıkar beraber alırsınız. Yaşasın. Aa, dur, yetmez ama o. Alışveriş de yapacaksınız. Tamam. Hadi bakalım. Akşam görüşürüz. Güle güle baba. Ben babama el sallayacağım. Sana babandan para istemeyeceksin demedim mi? Ama işte para bıraktı babam. Bana lazım o para. Ama o elbise. Başlatma şimdi elbisenden falan. Yürü git sofrayı topla. Of. Sabahtan beri belim koptu zaten. Bulaşıkları da yıka. Akşamdan kalan tabakları da. Tamam. Sana diyorum. Tamam dedim ya. Düzgün cevap ver bana. Düzgün taşı şunları. Dökeceksin hepsini şimdi. Beceriksiz. Kapıyı da ört. Bana.
Ben uyuyacağım biraz. Ses çıkartma sakın. Tamam. Ver şu battaniyeyi de bana. Hadi çabuk topla çabuk. Bir battaniyeyi de veremiyor. Çabuk topla çabuk. Ne bekliyorsa. Kapıyı da ört. Şimdi. Gene bulaşıkları mı yıkatıyor sana? Evet. Söylesene artık babana. Söyleyemem. Neden? Söylersen gidersin bu evden diyor. Beni yatılı okula gönderecekmiş. Babama da ikna ederim diyor. O zaman sabret. Benim bir arkadaşım vardı, yatılı okuldan kaçmıştı. Çok kötüymüş yatılı okul. Sen de dayanamazsın. Şimdi en azından bir evim var. Bizim gibi sokaklarda aç değilsin. Ben akşam size yemek getiremedim. Hiç artmadı çünkü. Şimdi var mı? Aa, börek var biraz. Aa. Üşüyor musun? Evet ama geceye göre daha iyi. Nerede kaldınız gece? Her zamanki yerde. Bu akşam yemek getirmeye çalışacağım size. Getirirsen Osman'a verme, tamam mı? Neden? Onlarla kavga ettik çünkü. Neden? Bizden haraç istiyorlar. Haraç ne demek? Neyse boş ver. Sen buraya gelme bir daha ama. Ben gelirim akşam. Derya abla geçen gün fark etti, çok kızdı. Hadi şimdi kapatıyorum. Ben de sana şimdi bir çarpacağım. Her şeyi batırmışsın. Sak her şeyi. Temizlerim hemen şimdi. Temizleyeceksin tabii. Ben uğraşacağım bir de. Bak, ben şimdi çıkıyorum, doktora gideceğim. Geldiğimde buralar tertemiz olacak. Tozları da al. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Dikkatli ol. Bir sakarlık daha olursa çok fena olur. Bakmam gözünün yaşına. Thank you.
Neden çıkmadı hala? Birazdan çıkar Şule Hanım. Bazen 5-10 dakika uzuyor ders. Uçağı kaçırmayayım da. Yok yok, yetişiriz şimdi. Hah, geliyor işte. Hadi Gizem, çabuk bin. Aa, anne sen mi geldin? Yeri mi gidiyoruz yoksa? Uçağa yetişeceğim Gizem. Yine nereye? Toplantım var Gizem. Ankara'ya gidiyorum. Gitmeden seni de alalım dedik dersten. Nasıl geçti Fransızca dersi? Sıkıcı. Neden? Hep aynı şeyler. Gizem, bak bana tatlım. Bakmayacağım. Yapma ama böyle. Biliyorsun gitmek zorundayım. Şimdi ya. Öldürecek şimdi beni ya. Bakkala gidiyorum. Ekmek almaya. Bitirdin mi işlerini? Bitirdim. İyi. Geç kalma sakın. Görmeyeyim dışarıda oynadığını. Anahtarını aldın mı? Bak uykumdan uyandırma beni 2'de 1. Uyuyacağım ona göre. Tamam. Aldım. İyi hadi. Ahmet abi şimdi seni babana bırakacak. Ben gelene kadar orada kalırsın Gizemciğim. Bir de babamda kalacağım. Öyle mi? Evet. Ya hayır ya. Daha hafta sonu oradaydım. Kızım neden böyle yapıyorsun? Ben yokken tabii ki babanda kalacaksın. İstemiyorum ben orada kalmayı. Evde kalırım tek başıma. Yok artık. Ne olmuş? Kalırım Meryem ablayla. Gizemciğim olur mu hiç öyle şey canım? Hem baban duyarsa çok darılır. Hiç de darılmaz. Sevmiyor artık o beni zaten. O ne biçim laf öyle? Sevmez mi hiç baban seni? Hem bu akşam ne varmış biliyor musun? Ne varmış? Parti. Ne partisi? Gülce'nin doğum günü partisi. Gülce'nin doğum günü partisi mi? Şimdi hiç gitmek istemiyorum. Neden kızım? Sevmiyorum ben onu anne ya. Ne demek sevmiyorum? Hiç yakışıyor mu sana böyle konuşmak Gizemciğim? O senin kardeşin sayılır. Kardeşim falan değil. Çok şımarık. Sinir oluyorum ona. Eve gitmek istiyorum ben anne. Ne olur ya. Ne olur. Ya da seninle geleyim. Kızım ama bak beni çok üzüyorsun. Lütfen yapma böyle. Çok acıktım. Ne yiyeceğiz ya? Ben de. Osman bak bu? Bak. Dur bakalım nereye? Hiç. Hiçbir yere. Doğru söyle yine cebinlere yemek götürüyorsun değil mi? Yo. Yalan söylüyorsun onları tutuyorsun değil mi sen?
Ben kimseyi tutmuyorum ya, bırakın beni. Bundan sonra bize yemek getireceksin, onlara değil. Yok, suyu verenlerine şikayet ederiz seni, anladın mı? Ne yaparsanız yapın ya, bırakın beni. Ah kolum. Ne yaptın sen ya? Ah kolum. İyi misin Osman? Tut şunu, tut şunu, tut şunu. Dediklerimi unutma, tamam mı Gizemciğim? Babanı da üzme. Ben bir hafta sonra buradayım. Tamam. Bavullarınızı güvenliğe bıraktım Şule Hanım. Tamam Ahmet. Ahmet sen Gizem'i babasına bırak. Bekliyor, benim işim uzun. Ben buradan direkt havaalanına geçeceğim. Zaten biletleri ertelettim. Tamam Şule Hanım. Al bunları da, Gülce'ye güzel bir hediye al. Of. Tamet, trafiğe takılmadan aralardan gidin, tamam? Tamam. Hadi dikkatli olun, tamam mı Gizemciğim? Dikkat edin kendinize. Allah'ım ya. Sakın arabadan inme bak Gizem, sakın. Ya iyi misin sen? İyiyim. Ya neden bakmadan çıkıyorsun sen yola? Ya duramasaydım son anda? Görmedim. Bir yerin acıdı mı? Yok, acımadı. Birinden mi kaçıyorsun sen yoksa ha? Bak dikkatli ol. Böyle dikkatsizce karşıdan karşıya geçemezsin. Gel evine götüreyim seni. Yok, olmaz. Ya neden? Evim yok benim. Uf, nasıl yok? Yok işte. Bir şey olmadı zaten. Bak, emin misin? Bak gel bir hastaneye götüreyim seni. Gerçekten hiç içmesin mi? Hadi. Yok, olmaz. Kızım gel götüreyim. Yok, bir şeyim yok benim. Peki hadi, tamam hadi, dikkat et hadi. Bir şey olmuş mu Ahmet abi? Yok, olmamış. Görmemiş mi arabayı? Görmemiş. Evine götüreyim dedim, evim yok diyor. Nasıl yani? Sokakta mı yaşıyormuş? Anlamadım ki bir şey. Herkesin başını sokacak bir evi yok ki Gizem. Hayat zor. Ahmet abi ne olur gidip yardım edelim o kızı lütfen. Bak olmaz Gizem. Babam bekliyor. Geç kalırsak yeriz paparayı. Şuradan bir su alacağım. Çikolata alayım mı sana? Yok, istemiyorum. Peki. Thank you.
Baksana çikolata aldım canım. Gizem. İçindeki kız mısın? Evet. Neden geldin buraya? Seni merak ettim. İyiyim ben. Dön istersen geriye. Şey, Ahmet abi, hani demin seninle konuşan evin olmadığını söyledi de. Nerede şimdi o? İleride bir yerde. Gel istersen bizimle. Gerek yok, teşekkürler. Peki nereye gideceksin şimdi? Evim var benim. Neden yok dedim peki? Çünkü evden kaçtım. Evden mi kaçtın? Evet. Neden? Çünkü bir vazo kırdım evde. Vazo mu kırdın? Vazo kırdı diye insan evden kaçar mı? Eğer bir üvey annem varsa kaçar. Üvey anne mi? Evet. Şimdi dönmeyecek misin eve? Bilmiyorum. Akşama babam gelince girebilirim belki. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? O vazonun aynısından bulsak, alsak. Alamam ki. Kim bilir kaç paradır. Bende para var. Bunlar yeter mi? Hadi gel alalım. Osman'la birlikte iyi gel. Abi, hadi ya. Abiler, buralarda bir kız çocuğu kaybettim. 7-8 yaşlarında. Gördünüz mü? Ne olur söyleyin. Görmediniz mi? Görmedik abi. Tamam. Kolay gelsin. Karnım acıktı ya. Aa, o lüks arabadaki adam değil mi o? Bilmem. O galiba. Çocuklar. 8-9 yaşlarında kumral bir kız çocuğu gördünüz mü? Gözünüzü seveyim. Yo, görmedik. Of. Peki eğer görürseniz size bir kart vereceğim. Bu numarayı ara, tamam mı? Tamam. Size para da vereceğim. Tamam. Hadi çocuklar. Tamam, sen merak etme. Gördüyse yandım ben. Gizem, turşu ekmeği. Sen burada dur, ben seni çağıracağım, tamam mı? Tamam. Neredesin sen? Geldim işte, sokaktaydım. Oyalanma demedim mi ben sana? Ekmek almaya gittim. 3 saat mi sürüyor ekmek almak?
Karşına salak mı var senin? Çabuk kahvemi yap. Tamam. Sana. Şey, burada işim yarım kalmıştı da. Hangi işi tam yapıyorsun ki zaten? Çabuk mutfağa yürü. Çocuk çocuk değil, canavar. Cezveyi bulamıyorum da. Bir bakar mısın? Oh. Gör müsün sen? Görmüyor musun gözündeki cezveyi? Bugün bir haller var sende ama. Hadi çabuk yap kahvemi. Başım çatlayacak zaten ağrıdan. Beceriksiz. Bir de dökerek mi getirdin kahveyi? Baban 2-3 saate gelir. Daha yemekler hazır değil. Hadi git sen onları hazırla. Tamam. Benim biraz ödevim vardı da. Öyle mi? Hay Allah. Dışarıda sokak sokak gezerken düşünseydin ödevini. Yeni mi aklına geldi? Ne? İşini bitir. Sonra ne yaparsan yap. Beceriksiz. Bir kahve getirilmiş ya. Geldim. Benim. Otur. Çok teşekkür ederim sana. Hiçbir şey anlamadı senin sayende. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim sana. Hiçbir şey anlamadı senin sayende. Çok sevindim. Sana borcumu ödeyeceğim. Para biriktiriyorum zaten. Gerek yok ki. Önemli değil. Olmaz. Sen bana adresini ver, ben sana göndereceğim. O amca seni bekliyor mu? Şimdi istersen Derya abla kahvesini içerken çık. Aslında ben gitmek istemiyorum. Neden? Ben biraz da ondan kaçtım çünkü. Kaçtın mı? Niye? Ben istemedim bir yere götürüyordu. Nereye? Babama.
Neden babana gitmek istemiyorsun ki? Babama gitmek istiyorum ama onun evine gitmek istemiyorum. Bak şimdi, babamla annem ayrı benim. Babam başka biriyle evli. Ya. O kadının kızına da kızım diyor, biliyor musun? Anladım. Hem de o kadar şımarık bir kız ki. Ondan oraya gitmeyi hiç istemiyorum. Burada kalsam olur mu? Olur. Senin odanda saklanabilir miyim? Burası benim odam zaten. Öyle mi? Hoş geldin Saniye abla. Hoş buldum. Bir bakayım dedim sana. Buyur geç buyur. Derya ablanın akrabasıymış. Bu odaya kimse gelir mi? Gelmezler. Sen burada dur. Benim mutfakta işim var. Onları yapıp gene gelirim, tamam mı? Şey. Ne oldu? Benim karnım acıktı da biraz. Sofrayı hazırlamaya gidiyorum zaten. Sana da getireceğim gelirken. Tamam. Doğalgaz da yok. Ev çok soğuk. Sobayla uğraşıyorum. Çok pişman oldum Salih abla evlendiğim için. Şimdiki aklım olsa hiç evlenir miyim böyle bir adamla? Yetmezmiş gibi bir de üstüne üstlük çocuğu var. Dedik sana evlenme çocuklu adamla diye. Annem de söyledi ama dinlemedim işte. Şimdi çekiyorum. En azından kira derdi yok. Bir eviniz var başınızı sokacak. Ev demeye şahit ister valla. Her tarafa ayrı dökülüyor gördüğün gibi. Biraz param olsa bir dakika durmam bu evde. Ne yapacaksın ki? Dönerim hemen memlekete. Tutarım düzgün bir ev annenin yanında. Gel keyfim gel. Kocan ne olacaktı ki? Kendisi bilir valla. İsterse gelir, isterse kalır. Ama çocuğu gelemez. Bırakır mı hiç çocuğunu? Ay bırakır ne olacak? Bir tane daha çocuğu olacak işte. Aman. Ay Salih abla. Çocuğun derdi ayrı, adamın derdi ayrı. Bir çocuğu daha olacak şimdi. Bir işe girse toparlarız biraz diye düşünüyorum ama. Sayın yemekler çok güzel olmuş hayatım. Uzun geçen ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Nihayet yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklığının yurt genelinde artık... Neler yaptınız bugün? Meteoroloji yetkilileri... Ne yapalım işte iş güç. Mevsim normallerinde seyredecek müjdesini de verdi. Sedef yardım etmedi mi yoksa sana? Vallahi babası. Ekmek almaya diye çıktı. Saatlerce gelmedi eve. Çek biraz kulaklarını. Kızım, öyle mi yaptın? Güneşin yüzünü göstermesiyle daha şimdiden park ve bahçelere akın etmeye başladılar. Sevgili izleyicilerimiz, yurttan ve dünyadan sunduğumuz haberlerimize ne yazık ki Ekimbaşı mahallemizden bir kayıp haberiyle devam ediyoruz. Bizim buradan? Bugün saat 2 sularında İstanbul Hekimbaşı mevkiinde 8 yaşındaki Gizem Sönmez isimli çocuk kayboldu. Gizem Sönmez'in annesi Şule Sönmez yaptığı açıklamada kızını bulanlara 100 bin lira ödül vereceklerini söyledi. Polis kayıp kızı bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı. Kadın ne hale gelmiş? Sayın izleyicilerimiz. Kim bilir nerede şimdi? Üçüncü haberimizden sonra 100 bin lira vereceklermiş. Vay be ne kıymetli çocukmuş. Kızım, sen de sakın evden uzaklara gitme bak. Evin önünden başka bir yerde oynama, tamam mı? Tamam baba. Baba. Nereye kızım? Ödevim var da baba. Tamam, hadi yap bakalım ödevini. Korkma benim. Bir şey anladılar mı? Anlamadılar ama başka bir şey oldu. Ne oldu? Televizyonda haber çıktı sen kayıpsın diye. Ya... Annem vardı. Ödül mü ne vereceklermiş seni bulana? Kayboldum sanıyorlar yani. Evet, ne olacak şimdi? Bilmem. Seni merak ediyorlar ama. Etsinler. Beni sevmiyorlar ki. Senin annen de mi üvey? Yok. Ne annem ne babam üvey. Ama benimle hiç ilgilenmiyorlar. Benim babam da benimle hiç ilgilenmiyor. Hele evlendikten sonra hiç. Kızım. Ne yapıyorsun? Kitaplarımı hazırlıyorum da baba. Ders çalışacağım. Gel içeride çalış kızım. Soğuk burası.
Daha kombiyi yaptıramadık. Yok baba, üşümüyorum ben. Yardım edeyim mi dersin? Gerek yok baba, ben yaparım. Sen bugün nereye gittin kızım? Ekmek aldım. Sonra da biraz sokakta oynadım. Kızım ama o kadar yalnız bırakma Derya abla. Yardıma ihtiyacı olabilir. Anlaştık mı? Tamam baba. Hadi yap bakalım dersini şimdi. Baban iyi birine benziyor bence. Seni de seviyor. Nereden anladın? Geldi seninle ilgilendi işte. Benim babam bir kere bile sormadı bana derslerine yardım edeyim mi diye. Çok şanslısın. Ben sana yemek getirecektim. Çok acıktım zaten. Hemen getiriyorum, dur. Kayıplara karıştınız işten kaytarmak için. Ders çalışıyordum da. Tabii tabii. Biliyorum ben o dersleri. Ama sen yerin görürsün Dursan. Bak bak. Bir de dinleniyor haspam. Oh, getirebildim sonunda. Çok acıktım. Ben sana gelme demedim mi? Hani gelecekti yemek getirmeye? Gelemedim. Bugün beni Osmanlılar kovaladı, biliyor musun? Neredeyse araba çarpacaktı. Dedim ben sana onlara yaklaşma diye. Ben yaklaşmadım ki, onlar geldi yanıma. Ben onlara gününü gösteririm, merak etme. Aç mısın? Sabahtan beri bir şey yemedim. Al bunu. O da kim? Misafir. Neden orada duruyor? Duruyor işte. Hadi yakalanacaksın, görecekler. Ben şimdi sana başka şeyler getiririm, tamam mı? Tamam. Sedef! Ne oldu Sedef? Nerede mutfaktaki börek tabağı? Sen yine ona bunu yemek mi tatıyorsun? Yok. Sus, cevap verme ona. Bilmiyorum sanki ben seni. Kendi karnımızı doyurduk, bir de onlar kaldı değil mi? Ben yedim onu. Yalan söyleme bana. Biliyor musun sana yapacağımı? Mutfak kapısını kilitledin de sen gör. Ya hayır. Ya hayır. Kilitledin mi? Hı. Sedef ne yapıyor, baktın mı? Baktım baktım canım. Dersin. Tabii, bütün gün sokakta oynayınca birikti dersleri. Bugün onun istediği elbiseye bakabildin mi? Baktım baktım canım. Çocuk işte, gitmiş neyi beğenmiş. Ben daha güzelini dikerim. Kumaşını falan da buldum zaten bugün. Yormasaydın kendini. Ne var yorulacak canım? Hep yaptığım şey. Gerek yok o kadar para vermeye şimdi. Doğru söylüyorsun. Doğum öncesi tutumlu olalım. Cebine koydu galiba. Çok acıktım ya.
Açmaz mı sabaha kadar? Açmaz herhalde. Ne yapacağız? Of, bilmiyorum. Keşke Cemil'e vermeseydim senin hakkını. Nereden bileceksin ki? Üzülme. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Neden geldin? Burada bir evin olduğu şimdi mi aklına geldi? Babaya sormuştun. Bugün Sariye ablam geldi. Ya, nasıl olmuş? İyiymiş işte. Geliyor, uğruyor sağ olsun. Hep de sorar bir şeye ihtiyacınız var mı diye. Borç lazım olunca ilk bana söyle der. Neden borç lazım olsun ki? İşte doğum öncesi falan hayat. Yani ondan. Ha bir de şey dedi. Onların çalıştığı fabrikanın deposuna akşam çalışacak biri lazımmış. Ya fabrikası öyle mi? Ha evet. Tamam, ben söylerim arkadaşlara. Şey, yok, ben senin için söylemiştim. Benim için mi? Hı hı. Hani akşamları ya, işten sonra sana birkaç saat ek iş olur. Hem biz de biraz rahat etmiş oluruz. Tabii eğer istersen. Gelip konuşurum yarın saatlerini falan. Şimdi bir sürü masraf olacak ya, ondan söyledim. Eve de biraz tamirat lazım. Tabii. Doğru söylüyorsun. En azından denemiş olursun. Keşke orada gördüğü kızı bulabilseydik değil mi? Bütün gün aradık oğlum, yok işte. Kim bilir kaç para verecekti adam. Yarın ararız yine. Cemil değil mi o? Evet o. Ne almış ki o bakkaldan öyle? Bir şeyler yiyorlar sanki. Ben de çok acıktım ya. Dur anlarız şimdi. Oğlum yemeyin lan, yeter kalmadı. Oğlum bir tane daha versene ya, çok acım. Oğlum kızlara ne vereceğiz? Ben iki tane elma kıvarmıştım, onu veririz. İyi bari, biz verelim o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gel takip edelim. Yatmadın mı sen de? Şimdi yatıyordum baba. Hadi iyi geceler. İyi geceler Sedef'cim. İyi geceler Derya abla. Bir ses mi geldi? Yo, ben duymadım. Hadi kızım. Hadi sana iyi geceler. İyi geceler. Geldim işte. İki saattir açmıyorsunuz ki camı. İyi. Hadi ver aldıklarını. Biraz onu bizim çocuklar yedi yalnız. Ya neden verdin? Bu kadar mı kaldı? İki tane de elma kabardım sizin için şu bahçeden. İyi tamam. Biri daha vardı.
Kim ki o? Benim kardeşim olacak diyordu. O mu acaba? Yuh! Kardeşim olacak derken bebekten bahsediyordu. Doğmadı da oğlum. Ha, bu kim o zaman? Bilmem. Cemil bakkaldan bir şey aldı. Onlara herhalde. Yoksa bugün adamın aradığı kız mı o? Yok artık. Ne işi var Sedefler'de? Doğru. Soralım mı kimmiş o kız diye? Olur mu oğlum? Ya gerçekten oysa? Söyleyelim de bizden önce mi götürsünler kızı? Peki nereden bileceğiz? Dur şimdi, heyecan yapma, anlarız. Biraz şurada oturalım. Yıkadım, al. Bir tanesini sen ye. Doydun mu ki? Doydum, doydum. Güzelmiş elma. Evet. Üstüne dökülmüş. Teşekkür ederim. Yattılar mı? Evet. Nasıl saklanılma değil mi? Evet. İyi ki gitmedim babama. Şimdi o kızın doğum günü partisinde sıkıntıdan patlıyor olacaktım. Doğum günü partisi sıkıntı mı olur? Orada olmak istemiyorsan her yer sıkıntı bence. Bence burada seninle beraber eğlenmek daha güzel. Bence sen kayboldun diye doğum günü yapmıyorlardır. Bence yapıyorlardır. Belki babam kaybolduğumu bile fark etmemiştir. Yine üstüne döküldü. Sana pijama vereyim mi? Olur. Elbisen çok güzel. Teşekkür ederim. Giymek ister misin? Olur. Ay, su almayı unutmuşum. Sen de ister misin canım? Gidip ben getireyim istersen. Yok yok, ben alayım, ben alayım. Sen altına bak. Çok güzel. Çok yakıştı sana. Çok güzelmiş gerçekten. Çok beğendiysen senin olsun. Gerçekten mi? Evet. Ne güzel uçuyor etekleri. Ne yapıyorsun sen hala ayakta? Hiç. Bu elbise nereden çıktı? Sana soruyorum, dinini yuttun. Konuşsana. Nereden çıktı bu elbise? Şey, buldum ben bunu. Buldun mu? Doğru söyle bana. Buldum işte, bugün buldum. Bak hala yalan söylüyor bana. Çaldın mı yoksa? Hayır. Nereden buldun parayı? Benden mi çaldın? Buldum dedim ya, ben para falan çalmadım. Ne yapıyorsun? Çıkar şunu, çıkart. Ya hayır, neden çıkarıyorsun? Çıkart. Sus, sesini çıkart da, pis yalancı seni. Bir işler çevirdin, belliydi zaten senin. Çarşıda gidip yaman çaldın değil mi bu elbiseyi? Hayır ya, hayır. Çalmadım diyorum. Çalmamışmış. Kim çöp atar böyle bir elbiseyi? Bir hırsızın eksik zaten, o da oldu. Ama yetti artık. Ya lütfen ver onu geriye. Rüyanla görsün sen onu artık. Babama söyleyeceğim. Öyle mi canım? Önce ben söyleyeceğim, merak etme. Yarın ilk iş, yatılı bir okula gireceğim sana. Uğraşamam ben senin gibi çocukla. Yatılı okul mu? Artık yatılı okul mu? Çocuk esirgeme mi olur? Başımdan gitti. Nereye gidersen git. Babam göndermez beni bir yere. Sen öyle zannet canım. Hırsızlık yaptığını duyunca o da senden kurtulmak isteyecek. Ya babama öyle bir şey söyleme. Çalmadım diyorum. Hadi şimdi yat. Sakın sesini duymayayım, yoksa fena olur. Söyle elbiseyi çalmadığını. O zaman senin burada olduğunu anlarlar. Önce ben gideyim, sonra sen anlat babana olanları. Nereye gideceksin bu saatte? Bilmem. Olmaz, gitme bir yere. Ya söylerse babana gerçekten?
Babam benden vazgeçer mi? Geçmez bence. Ya geçerse? Çocuk esirgeme ne demek? Kimsiz çocukların olduğu bir yer. Ben oraya gitmek istemiyorum. Ben gideyim Selef, hadi. Ben de seninle geleceğim. Benle mi geleceksin? Nereye? Nereye olursa. Ben kaçmazsam bu kadın beni gönderecek zaten. Seni de yalnız bırakmam. Emin misin Sedef? Baban üzülmez mi? Üzülmez. O yalnızca kardeşim olacak, o bebeği düşünüyor. Belki ben de evden kaçarsam babam değerimi anlar. Hadi. Camiye gidelim. Camiye mi? Evet. Babam bir kere demişti ki, kılacak yer bulamayınca camide sabahladım. Düşürdüm, farkında mısın? Sizin yüzünüzden de bana neredeyse araba çarpıyordu. Bu kız kim? Size ne ya? Gel gidelim biz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Gideriz. Söylesene bu kızın kim olduğunu. Neden söylemiyorsun? Of, gidin başımızdan dedim size. Söyleyeceksin bu kızın kim olduğunu. Ya hayır, bıraksana ya, bırak. Söylemenin ne gerek, kesin o kız Osman. Ne saçmalıyorsunuz siz? Gel buraya. Bıraksana ya. Bırak, kim bırak, bırak. Söylesene. Bıraksana, bıraksana. Bu kız kim? Bıraksana, bıraksana ya. Hadi söyle, kim ya? Bırakın. Söyle. Bırakın. Bizimkiler koşun. Koş, koş, koş. Bırak. Ne oluyor? Sana ne lan? Gidin buradan. Sana mı soracağım ne yapacağımı? Bıraksana kızları. Ne istiyorsun onlardan? Cemil bak, son kez söylüyorum. Git buradan yoksa fena olur. Hadi ya. Senden korkan senin gibi olsun. Kızlar. Sedef, siz eve geçin. Nereye gidiyorsunuz ya? Peki zaten... Ne istiyorsun lan kızlar? Durun, durun dedim. Bir daha şu kızların etrafında durun. Kızlar kaçıyor. Kızlar da yürü. Sen... Gel lan buraya. Öyle geldi herhalde. Neyse. Oradalar mı? Göremiyorum. Gitmişler. Cemiller gelmeseydi kaçamazdık ellerinden. Seni nereden tanıdılar acaba? Haberlerde görmüşlerdir. Evden çıkamayız bir daha. Sen onlarla önceden kavga mı etmiştin? Kavga etmedim aslında. Ama ben normalde onlara yemek götürüyorum. Kendi aralarında kavga etmişler. Beni de taraf tutmaya zorluyorlar. Aslında sen onlara iyilik yapıyorsun. Evet. Ne yapacağız şimdi? Kaldık burada. Çaremiz kalmadı. Sabaha bekleyelim.
Zaten eğer babana bir şey söyleseydi baban gelir sorardı sana. Evet, doğru. Emin misin? Gelmezler değil mi? Gelmezler, merak etme. Kardeş gibi olduk. Evet. Keşke hep burada kalsan. Ya da sen bize gelsen ne güzel olur. Hiç yalnız kalmam. Aynı okula gitsek. Keşke. Biliyor musun? Okulda benim hiç senin gibi iyi anlaştığım arkadaşım yok. Benim de. Bir gölge geçti sanki. Sen de mi geceleri korkuyorsun? Bazen. Ben de. Eskiden korkunca babamın yanına gidiyordum. Şimdi gidemiyorum. Alıştım artık korkmamaya. Sedef. Sedef. Babam. Kızım. Kızım, günaydın. Günaydın baba. Hadi kalk, sabah oldu. Kalkıyordum zaten baba. İyi misin? İyiyim, merak etme. Babamın bir şey söylememiş herhalde. Derya. Bu kapı niye kilitli? Gece ceyran yapıp çarpıyor da bazen, ondan kilitledim. Gece gece nereden ceyran yapacak? Banyodan falan yapıyor bazen. Neyse canım, sen geç içeri. Aferin kızım. Derya ablana yardım mı etmeye geldin? Söyledin mi babama? İstersem söylerim, istemezsem söylemem. Ben istemiyorum babamdan ayrılmak. O zaman benim lafımdan çıkmayacaksın. Tamam. Bir yanlışından gülüp kapının önünde bulursun kendini. Bugün çok işimiz var. Daha senin odanı boşaltacağız. Odamı mı boşaltacağız? Neden? Ne demek neden? Bebek odası yapacağım orayı. Ama neden? Ya ne demek neden dedim ya. Diyarda güneş görmüyor ki. Bebek odasının güneş görmesi lazım. Peki ben nerede yatacağım? Sen büyüksün artık. Nerede olsa yatarsın. Ama. Aması maması yok. Yatacaksın bir yerde. Ortada mı kalsın bebeğin eşyaları? Hadi kahvaltı hazırlamaya yardım et bana. Arıyorum kızım. Senin işin var ki neden bakıyorsun? Ek iş arıyorum kızım. Bak, kardeşin doğacak yakında. Ama ne zaman çalışacaksın ki? Bütün gün iştesin zaten. Sen bunları düşünme kızım. Babam bulur bir çaresini. Çok geç kalmam. Gideyim konuşayım görüştüğüm yerlerle. Akşama gelirim. Tamam. Hadi rast gelsin işin gücün. Sağ ol.
Sedef! Gene nereye kayboldu bu kız ya? Hadi sallanma orada burada. Kahvaltı sofrasını topla. Bulaşıkları yıka. Sonra da odamdaki eşyaları toplamaya başla. Tamam, sen nereye gidiyorsun? Sana ne? Bana hesap mı soruyorsun sen? Yo. Hadi başla işine gücüne. Çıkabilirsin, gittiler. Oh be. Al, giy şunları da. Kahvaltı yapalım. Gel, 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 gel. Çok acıkmıştım. Ne zaman gelirler? Bilmem. Hemen dönmezler ama. Rahat rahat yiyebiliriz. Sonra benim bir sürü işim var. Ne işin var? Her gün kişiler işte. Ben sana yardım ederim. Gerçekten mi? Tabii. Neden olmasın? Dur, ben sana süt getireyim. Çok üşüdüm. Çok mu soğuk içerisi? Yo. Ateşin var senin. Eyvah. Ya. Biraz yatayım mı ben? Yat tabii istersen. Biraz uyusam yeter herhalde. Tamam, uyu o zaman. Topladın mı odanı? Topluyordum. Dur bakayım. Daha bitmedi, sonra bakarsın. Nedenmiş o? Tam toplayamadım da. Çekil şuradan. Ya, ne saklıyorsun sen benden? Ya hiçbir şey saklamıyorum. Ya çekil. Ya hayır ya. Ne saklıyorsun sen benden? Kim bu? Arkadaşım hasta. Ne demek bizde arkadaşım? Kalsın. Ne demek bizde kalsın? Ya. Kalk 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 kalk. Ya gerçekten kalk. Çok hasta. Ne yapıyorsun? Bak şimdi görürsün ne yapıyorsun. Ya ne yapıyorsun ya? Sokağa atıyorum. Ne yapıyorsun? Hayır. Yapma. Yürü. Ya ne yaptın ya? Hadi yürü. Konuşma, gir içeri. Ya bırak. Ya ne yapıyorsun ya, bırak. Ya daha çok hasta olacak senin yüzünden. Yeter benim senden çektiğim be. Asıl benim senden çektiğim yeter. Doğru konuş benimle. Cezesini. Yoksa fena olur. Hadi gözüm görmesin, yürü. Ah, ah. Ya ne yapıyorsun kalk ya? Kalk şurada, biraz da aklın başına gelsin.
Aç kapıyı, aç! Aç diyorum sana, aç! Ona yardım etmem lazım. Aç kapıyı. Yeter ya, yeter. Ne bitmez çilem varmış benim. Aç kapıyı, aç! Kapa çeneni! Ona yardım etmem lazım, aç! Ya aç şunu ya, aç! Of ya! Açarım sana kapıyı. İnat, kapıda oturursun. O kız mı yoksa? Yok canım. Ama çok benziyor. Evet o. O kız bence bu, evet o. Az olmadı benim sana sonradan. Gel kızım. Adın Gizem mi senin? Geç bakalım sen de şöyle tarih kuşu. Merak etme. Tamam ama bu taraftan düz gidin. Orası kestirme. Hadi oğlum çabuk. Merak etme. Gelişeceksin. Ne yapıyorsunuz burada? Yolunuzu mu kaybettiniz? Yakalandık. Fahri abi. Burak. Sen misin o 100.000 liralık Burak çocuk? Bırak beni. Bırak, ne olursun bırak. İmdat. Bırak, bırakırmayayım hiç. Sen benim hayatımı kurtaracaksın. Bırak, bırak, ne olursun sus, bırak. Sus, çırpma boşuna. Bizden bırak. Kaçabileceğinizi sandınız değil bırak. Mi? Sus, yürüyün. Ya canımı yakıyorsun. Yürü, yürü, yürü gidelim. Yürü. Eyvah, polisler nereden çıktı? Kurtulacağım. Nereye gidiyorsunuz salaklar? Çocuk gelin buraya. Teslim ol, dur. Bırak silahını, teslim ol. Durun orada. Gizem. Güzel, durun güzel. Kızım yavrum, çok yaklaşmayın. Baba! Ben buldum kızınızı. Gizem! Ödülü almadan anne. Vermem. Bırak ne olur. Sakin sen ol. Bırak çocukları konuşalım. Olmaz. Önce para. Öbür kızı bırak o zaman. Kurtarın kızı. Hayır. İkisini birden bırakacağım. Ama parayı aldıktan sonra. Enayi mi sandınız siz beni? Tamam, alacaksın parayı. Tamam, sakin ol. Ama çocukları yanımıza almamız lazım. Çok bırak. Korkuyorlar bak. Parayı hemen vermezseniz daha çok korkacaklar. Tamam, alacaksın paranı. Dur. Sakın ani bir hareket yapma. Şimdi sana ödülü vereceğiz. Sen de aynı anda kızları bırakacaksın. Getirin. Tamam. Çabuk. Hadi. Anne. Anne. Tamam. Bırak şuraya parayı. Tamam. Sakin ol. Şuraya koy. Koy oraya. Tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Çekil.
Kızım, çok korktum. Nasıl geldiniz buralara? Biz aslında Gizemlere gidiyorduk baba. Gizem çok hastaydı. Ama Osmanlılar yolumuzu kesmesin diye buraya geldik. Ben akşam Sedefler'de kaldım. Şule Hanım. Evet, aslında biz bulduk sayılır kızınızı. Öyle mi? Bulmadık aslında. O kendi geldi, misafir oldu bize. Doğru mu kızım? Anne, biz çok iyi arkadaş olduk. Evet, Sedef beni korumak için her şeyi yaptı. Asıl ödülü o hak etmiş o zaman. Eğer izin verirseniz bundan sonra Sedef'in bütün okul masraflarını ben karşılamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani bundan sonra Sedef'le aynı okula gidebilecek miyim? Tabii ki. Yaşasın. Gel. Yaşasın. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız Sedef. Evet, tam akşam hayal ettiğimiz gibi.